Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, bu videomuz hakikaten düşünme metodu için çok iyi videolardan birisi. Çok güzel bir metot. Düşünme metodunu iliklerinize kadar indirebilirsiniz. O kadar güzel bir video ki, istesek söylemezler. Sipariş versen böyle bir cümleyi kur desen, kuramazlar. Ali Şeriati'nin bir sözü aklıma geldi. Diyor ki, hakikati yok etmek için ona çok iyi saldırmak yerine, kötü savunun. Eğer bir fikri kötü savunursanız o fikir biter. Saldırmakla bitmez. Kötü savunmakla fikir biter. Düşünce biter. Şimdi bu adamlar da kendi fikirlerini o kadar kötü savunuyorlar ki fikir diye bir şey ortada kalmıyor. O fikre saldırmanıza gerek yok. Sadece ben adamların savunmasını gösteriyorum size. Çünkü savunamıyorlar. Savunamadıkları için de batıyorlar. Adamlarda dil ile beyin arasında bağlantı yok. Dili söylüyor, beyin algılamıyor. Öyle cümle kuruyor ki adam. Cümle peş peşe skandal. Kur'an yeter, aslında yetmez. Kur'an yeter, aslında yetmez. Adam bunu peş peşe 10 kere söylüyor ya. İnanın hakikaten o kadar güzel anlatıyor ki. Kendisi anlatıyor, çok güzel anlatıyor. Diyor Kur'an yeter diyor, Kur'an'dan başka kaynak yoktur diyor. Sahih hadisler başka. Bakın. Kur'an'dan başka kaynak yoktur. Sahih hadis başka diyor. Aynen böyle söylüyor ya. Çok ilginç yani. Ve bunu adam sürekli tekrar ediyor. Bir de ben bu hocamıza Söyle Kurtul Hoca diyorum. Şimdi Söyle Kurtul Hoca'nın bir özelliği var. Söylüyor, gerisini kabul etmiyor. Bu kadardır diyor. O yoktur diyor. Bitti. O yoktur diyorsa yok artık. Adamların elindeki hiçbir şey geçerli değil. Niye? O yoktur dedi. Bitti. O kadar da kendinden emin. Ve daha komedik bölümü ne biliyor musunuz? Bu Türkiye'de meydanlarda, mitinglerde Resul şu anda burada sizin aranızda diyecek kadar da haddi aşan bir adam. Söyle Kurtul Hoca'yı yazın. Resul miting meydanında diye yazın önünüze çıksın. Kendiniz dinleyin. Onun ağzından dinleyin. Ben daha önce videosunu yaptığım için şimdi sadece söyleyerek geçiyorum. Resul senin miting meydanına gelecek, seni dinleyecek. Tabii o kürsüde değil, o halkın arasında. Sen kürsüden Resul'e nutuk atacaksın. Ve şu anda sizin aranızda burada diyeceksin. Sonra aynı senin metot ile iftira atanların iftiralarına hayır bunlar iftira diyeceksin. Doğru, onlarınki iftira. Seninki ne? Seninki doğru. Niye? Çünkü sen söyledin. Sen söylediysen doğrudur. Öyle mi? Arkadaşlar, önemli olan bu insanların ağzından çıkanı sizin duymanız önemli. Siz duyun, lütfen siz duyun. Adamlar tam beyin yamyamı. Adamların beyni o kadar ilginç bir koordinasyona girmiş ki, algılamada problem var. Algılamada problem var. Bir cümle kuruyor. Cümledeki öznenin, yüklemin ne işe yaradığını bilmiyor. Ne dediğinin farkında değil adam. Bakın tane tane zaten kısacık bir video. Şimdi hep beraber can kulağıyla dinleyelim. Bakın adam ne diyor? Neler söylüyor? Buyurun. Peygamber Efendimiz'e Kur'an'dan da Kur'an dışında bir vahiy geldiğini ve Peygamberimizin bunu Celcebutey adlı kitapta Hazreti Ali ile birlikte topladığını söylüyorlar. Yok böyle bir şey. Niye yok böyle bir şey diyorsun? Size vardı onlara niye yok? Adamlar bunu iddia ediyorlar. Sen yok deyince olmuyor mu? Var işte. Adamlarda var böyle bir kitap. Şimdi Kur'an harici vahiy var diyor. Kendisi de var diyor. Ama diyor İran'daki Ali'nin yazdığı yok diyor. Neden? Çünkü babası İranlı değil.
Baba, dede, ata İranlı olmuş olsa Cevcelut'u savunacak. Bakın şimdi ne kadar güzel anlatıyor. Kendisi söylüyor zaten, bakın. Bunlar uydurma laflar yani. Tabii, bunlar uydurma laflar. Niye? Çünkü Türkiye'de değil. Allah Resulüne Kur'an dışında vahiy gelmiştir. Haşa. Allah Resulüne Kur'an dışı vahiy geldiyse bile bizi bağlamaz, bizi ilgilendirmez. Çünkü ayet diyor ki sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz diyor. Ama kabul etmiyor tabi. Kur'an harcı vahiy gelmiştir. Evet. Namazı peygamberimiz nasıl kıldı? Hı. Orucu ne olduğunu nasıl anladı? Kur'an-ı Kerim ne namazı anlatır, ne orucu, ne zekatı, ne hacı. Hı. Ne nikahı, ne talakı. Bu freni patlamış kamyon arkadaşlar. Talak suresi var. Boşanmanın suresi var. Diyor ki Kur'an diyor talakı anlatmaz diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü koptu gidiyor adam. Koptu gidiyor. Kur'an'da namaz yok. Resul'den öğrendik namazı. Şimdi soruyorsun Fatiha'nın birinci ayeti ne? İki fikir. El nerede bağlanır? Beş fikir. Ayak ne kadar açılır? Altı fikir. Eller kulağa kalkar mı? Göğüse kalkar mı? Dört fikir. Yüzlerce farklı namaz şekli var, yüzlerce. Bakın neden yüzlerce biliyor musunuz? Şöyle izah edeyim. Mesela elini göğüse kadar kaldıranlar, her rekat arasında kaldıranlar var. Şimdi bu birinci kombinasyon. Elini kulağa götürenler var, iki. Şimdi elini kulağa götürenler, dört parmak açan, topuk arası dört parmak olacak diyen var. Eli kulağa kadar götürüp, ayak arası bir karış olacak, iki karış olacak diyen var. Ayak arası omuz genişliği olacak diyen var. Sadece kulağı, el parmak kulağa değecek diyenler. Şimdi değmeyecek diyenlerin de, değmeyecek diyenlerin de iki üç çeşit topuk arası var. Kombinasyonu anlıyor musunuz arkadaşlar? Mesela eli göbek altında bağlayacak, eli göbek altında bağlayacak, kulak değecek, ayak dört parmak olacak. Eli göbek altında bağlayacak, kulak değecek, ayak bir karış olacak. Bunun da çeşitleri var. Sonra geçelim, el göbek üstünde olacak, tam göbeğin üstünde olacak var. Yine her çeşidini düşünün. El göğüste bağlanacak var. Bak böyle bağlayanlar var. Böyle. Bizimkilere göre kadın gibi bağlıyor derler. Git. Ümredeyken, hacdayken git adamın eline vur bakın. Öyle bağlanmaz diye vur bakalım. Çok biliyorsan. Hanzala'nın tarif ettiği namaz var mesela. Secdeye kolları koyduğu zaman buradan kuzu geçiyor, kuzu. Hem de değmeden geçiyor, kuzu. Videosunu yaptım. Şimdi namaz Kur'an'da yokmuş, Resul öğretmiş. Hangisini öğretti? Gelelim zekata. Zekat Kur'an'da yokmuş, Resul öğretmiş. Tek fikir misiniz? Devenin zekatı ne kadar? Balın zekatı ne kadar? Ekinin zekatı ne kadar? Neden çeşit çeşit? Neden? Balın piyasası Türkiye'de ucuz, Arabistan'da pahalı diye mi? Zekatlar farklı. Arkadaşlar, bunlar size devenin sidini içirmek için bunları söylüyorlar. Bunları söylemelerinin sebebi devenin sidiğini içirmek. Her şey Kur'an'da yok. Onun için Kur'an dışı vahiy geldi diyor. Talakı söylüyor, boşanmayı soruyor. Ulan boşanmanın suresi var ya. Allah'tan korkmaz. Boşanmanın suresi var. Hiçbir şey bu kadar da detaylı anlatılmıyor. Mesele o değil arkadaşlar. Mesele Hazreti Ali Resul ile beraber bir kitap yazmış. Onu inkar edecek ya. Onu inkar ederken Kur'an harici vahiy savunuyor. Şimdi dinleyelim bakalım. Sonra başka ne oluyormuş? Anlatmaz. Tabii. Sadece namaz kıl der. Değil o kadar. Vakî musallâ ve etu zekâ. Namaz kıl, zekat ver. Nasıl kılacağız? Günde kaç defa, kaç rekat? Ne okuyacağız? Namazı bozan şeyler nedir? Oruç nedir? Orucu bozan şeyler nelerdir? Vesaire vesaire vesaire. Hac nasıl olacak?
Zekat nasıl olacak, hangi maldan kaç defa, hiçbirisini Kur'an-ı Kerim anlatmaz. Hepsini Peygamberimizden öğreniyoruz. Yani. Bütün bunları Peygamberimiz evet. Nasıl bildi? Hı. Kur'an dışında vahiyler geliyordu, onunla bildi. Dikkat! Bir kısmında Peygamberimiz kendisi içtihat etmiştir. Bakın, ayete aykırı konuşuyor. Ayete aykırı konuşuyor. Allah Resulü bir konu hakkında ayet yoksa ayetin gelmesini bekliyor. İçtihat etmiştir diyor. Tamam, velev ki içtihat etmiş. Sonra? Kendisi de bir alim gibi içtihat etmiştir. Evet. Ama birçoğu hakkında da vahiy gelmiştir. Bakın, vahiyin geldiği konu normal din. Ama Kur'an'da yok. Ve birçok konuda hayatı yaşarken vahiy geliyormuş. Duydunuz değil mi? Ama Kur'an harici vahiy bunlar. Dikkat edin. Ama burada soruda sorulduğu gibi uydurma şeyler değil. Hı. Peygamberimize gelen, Kur'an dışında gelen vahiyler Hı. bir kitapta toplanmamıştır. Hı. Her kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. Şimdi bunun tersini iddia edenler var arkadaşlar. Yani hadisler yazılmıştır diyenler var. Yine bunların tayfada. Hayır, yazılmamıştır diyenler. Peki yazılmışla yazılmamış arasındaki fark nedir? İşlev olarak bir fark var mı arkadaşlar? Lütfen aklınızı kullanın. Buraya gireni döverim. Yazarsan başka, yazmazsan başka mı? Buraya gireni döverim. Gireni döverim. Bu kadar basit. Şimdi yazınca gerçekten döverim. Yazmadıysan dövmem mi? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Mesela Resul taban dibini sıyırırdı. Temizlerdi. Taban dibini yediği zaman artık bırakmazdı. Şimdi bunu yazmasıyla sadece uygulaması arasındaki fark nedir? Var mı bir fark? Ben bir fark göremiyorum. Siz bir fark görüyor musunuz? Sözlü olarak gelse ne olur? Yazılı olarak gelse ne olur? Sünnet ve hadis uygulama değil mi? Bir uygulama sürekli uygulanıyor ise yazılmasına ne gerek var? Yazılsa ne değişir? Yazılmasa ne değişir? Mesela ticaretinizde pazarlık yapınız. Pazarlık sünnettir diyoruz ya biz. Şimdi pazarlık sünnettir. Yazsa ne olur? Yazmasa ne olur? Millet pazarlık yapıyor. Millet pazarlık yapıyorsa bunun yazılı olması mı şart? Hayır. Millet pazarlık zaten yapıyor. Yazılsa ne olur? Yazılmasa ne olur? Kitaba karşı çıkmak için bunları söylüyor. Devam ediyoruz. Öyle bir kitap yok. Hı, öyle bir kitap yok. Uygulama olamaz mı? Hı. Kur'an var. Hı. Sahih hadisler var. Şimdi bakın. Öyle bir kitap yok. Kur'an var, sahih hadisler var. Lütfen anlayın arkadaşlar. Kur'an var, sahih hadisler var. Öyle bir kitap yok. Ne oldu şimdi? Hazreti Ali'nin o kitaptaki söyledikleri kitabı kaldırsa ve uygulamaya devam etse sahih hadis olmuyor mu? Hureyre'den sağlam, damadı, amcasının oğlu. Ne olacak şimdi? Olmuyor değil mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kitaba karşı, sisteme karşı değil. Başka bir şey yok. Hazreti Ali'ye sordular. Dikkat edin. Şimdi Hazreti Ali'nin cevabına lütfen dikkat edin. Bakın. Oradaki kitabı inkar etmek için kendi ideolojisini bitiriyor. Oradaki kitabı kurtaracak ya garibim. Oradaki yazılmış kitabı kurtarabilmek için kendi inancını mahvediyor. Bakın ne diyor. Dediler ki sen Hazreti Peygamber'in damadısın. İlmin kapısısın ey Hı. Ali. Hı. Peygamberimiz sana Hı. Kur'an'dan başka özel bir şey verdi mi? Vermedi mi? Hazreti Ali'den nakil hadisler yok mu? Tabii ki var. Şimdi bunların inancına göre Resul okuma yazma bilmiyor. Resul okuma yazma bilmiyor diye inanıyorlar. Ve Resul Hazreti Ali ile bir ömür beraber. 7 yaşında, 9 yaşında Müslüman olmuş.
Ölene kadar Hazreti Ali Resul'ün yanında. Resul'den duyduklarını yazmasından daha normal ne olabilir? Unutmamak için. Not almasından daha doğal, daha normal ne olabilir? Allah'ın Resulü konuşuyor. Bakın ne diyecek şimdi? Bizim için konuşuyor sağ olsun. Kur'an'dan başka sana özel bir şey verdi mi? Hayır dedi Hazreti Ali. Elhamdülillah. Bak. Allah Resulü Hazreti Ali'ye Kur'an'dan başka hiçbir şey vermemiş. Bakın tekrar söylüyor. Min kapısı Hazreti Ali. Bana da dedi Kur'an var. Kur'an verildi sizinki gibi. Aynen. Sizde de Kur'an var, bende de Kur'an var. Başka bir şey yok dedi. Elhamdülillah. Rabbime şükür. Rabbime şükür. Bunlara bu lafları söyleten, bu cümleleri kurduran Rabbime şükürler olsun. Hazreti Ali'nin bir kitabı inkar etmesini anlatabilmek için ne kadar güzel cümleler kurduruyor. Hazreti Ali demiş ki, size Kur'an verildi, bana da Kur'an verildi, başka bir şey yok demiş. Maşallah. Sonra? Bir iki sayfa vardı elinde. Bunlar da yazdım dedi. Bunlar da hükümlerle ilgili bir takım şeyler, sayfalardı. Yani özel, Kur'an dışında özel bir kitap falan bir şey verilmiş değil. Zaten Resul okuma yazma bilmediği için bir kitap zaten veremez. Bunlara göre tabii. Bakın ne güzel konuşuyor. Bu tür laflar Kur'an'dan başka bir başka kaynağa Kur'an gibi iman etmek. Harika ya. Allah razı olsun. Rabbime şükürler olsun. Bakın. Kur'an'dan başka kitaba Kur'an gibi iman etmek. Kutub-i Sitte'den bahsettiğinden haberi yok garibimin. Bakın tekrar duyun. Bu tür laflar Kur'an'dan başka bir başka kaynağa Kur'an gibi iman etmek. Elhamdülillah. Nedir? Kur'an gibi. Bu da peygamberimize Allah'tan geldi. Elhamdülillah. Ve böyle yazıldı Kur'an. Elhamdülillah. Yazıldı diye iman etmek. Elhamdülillah. Allah muhafaza küfürdür. Elhamdülillah. Kur'an'la eş tutmaktır. Elhamdülillah. Böyle bir şey yok. Elhamdülillah. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar güzel söylüyor. Niye biliyor musunuz? İran'daki hadisleri inkar etmek için kurduğu cümleler. İran'daki hadis kitaplarını, rivayet kitaplarını inkar etmek için kurduğu cümleler. Ne kadar güzel. Bu da Kur'an harici bir söze, bu da Allah katındandır demek neymiş? Adamı küfre götürmüş. Sonra ne diyor? İşte dil ile beyin arasında bağlantı kopuk olunca arkasından bunu söylüyor bakın. Böyle bir kitap yok. Kur'an var. Sahih hadisler var. Ya hakikaten Rabbime şükürler olsun ya. Adam diyor ki her kim ki diyor Kur'an'dan başka bu Allah katındandır diye bir şey var derse diyor o diyor kafirdir diyor. Sonra da arkasından diyor ki Kur'an var, sahih hadisler var. Canım benim ya. Durum ne kadar vahim dostlar anlıyor musunuz? Şimdi sorsam kaç tane sayı hadis var? Ekseri ulema tek fikirde olamamışlar. Sanki öteki hadisler hadis değil. Arkadaşlar bunlar münafık. Bakın hadis ilmi der ki İslam'da zayıf hadis diye bir şey yoktur. Lüzumsuz hadis diye bir şey yoktur. Bütün hadisler Resul'den gelmedir. Siz hadisle iman edin, ister zayıf olsun, ister ehed olsun, ister müsned olsun, ister işte bilmem şöyle olsun, böyle olsun fark etmez. Tutturursan bir sevap, tutturamazsan iki sevap. Bu adamlar böyle. Her hadis, hadis ilminde geçerlidir. Sadece sahih hadisler doğrudur. Gerisi yoktur. Bunların münafıkça bir sözü. Çünkü hadis ilmi böyle bir şeyi kabul etmiyor zaten. 31 çeşit hadis var. 31 çeşit. Hadis var. Ve lüzumsuz hadis, hadis ilminde yoktur. Sizin zayıf dediğiniz hadisler ile fukuha hüküm verebilir.
hüküm alabilir. Kur'an ve sahih hadisler. Peki kaç tane sahih hadis var? İşte arkadaşlar, bu insanlar konuştukları zaman sadece Kur'an diyorlar ama sıra eyleme geldiği zaman maalesef ikiliyorlar. Tesniye. Bunlar la ilahe demiyorlar. Bunların ilahı iki. Biri Allah, biri Muhammed Resul. Bunların hayatında iki tane haram ve helal koyanlar var. Biri Kur'an, biri fıkıh kitapları, ilmihaller. Bakın bunların farzları da farklı. Sürekli söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Çünkü yeni katılanlar var, sürekli yeni duyanlar var. Bugün arkadaşım birisi yazmış bana, diyor ki tahiyat okunur mu diyor. Ne? Bu adam yeni katılmış. Kardeşim Kur'an'da hadis okunmaz, tahiyat hadistir. Bu kadar basit. Okunmaz. Çünkü namazda hadis okunmaz. Namazda hadis okunmaz, kendileri de sorun, kendileri de diyorlar zaten. Namazda hadis okunmaz. Tahiyatta bir hadistir. Bu kadar basit. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.